Muhalefet Partisi 89'da Anavatan Partisi'nden belediyeleri aldı. 94'te bu millet illallah etti. Bütün belediyeleri aldığı gibi Refah Partisi'ne, Milli Görüş'e teslim etti. Neden? 89-94 arasında belediyecilik hizmetini batırdılar, ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Şehir dendiği zaman, büyük şehir dendiği zaman akla 3Ç'ye gelmeye başladı onun için. Nedir o? Çöp, çamur, çukur. Bir belediyeyi yönetmeyi dahi becerememiş bir zihniyet. Geçmişten gelen iş batırma belgeleri var derken bunları kastediyorum. Bunlar gelip de şimdi millete ne verecek? Şimdi de önümüzdeki günlerde 6 tanesi bir araya geleceklermiş. Belli bir mutabakat imzalayacakmış da bir şey yapacakmış da. Ya bu zihniyetle, bu iş batırma belgeleriyle 6'nız değil 16'nız bir araya gelse gene de bir şey yapamazsınız. Bunların bu millete verecekleri herhangi bir şey yoktur. Yağmurdan kaçarken doluya tutulursak bir 5 sene, bir 10 sene daha kaybetmiş oluruz ki her zaman altını çizerek ifade ettiğimiz gibi bizim ülke olarak, millet olarak bırakın 5 seneyi, 10 seneyi, 5 hafta, 10 hafta dahi kaybetmeye tahammülümüz yoktur. Milletimizin yüzünün gülmesi, paylaşımda adaletin, yönetimde adaletin tesis edilmesi, gardiyan devlet yerine garson devlet anlayışının tesis edilmesi, yaşanabilir Türkiye'nin kurulması, gerçekten de adil ve hakkı üstün tutan bir adalet mekanizmasının hakim olması, yeniden büyük Türkiye'nin kurulması, yasakların, yoksulluğun, yolsuzluğun ortadan kalkması, adaletin ve kalkınmanın gerçek manada sağlanması ancak ve ancak milli görüşle olur, yeniden refahlı olur, kurtuluş milli görüşsüz olmaz.